benim yerimde oturuyorsunuz. İncelemem gereken dosyalar var. Buyurun. Onlar kalsın lütfen. Almanıza gerek yok. Çalışıyordum ama. Biz sizinle çalışmak istemiyoruz. Daha veraset davası sonuçlanmadan böyle bir şey söylemeye hakkınız olmadığını biliyorsunuz herhalde. Vakit kaybetmeyin diye söylüyorum. Şirketin devam eden davaları var. Sonra Fahrettin Bey'in yarım kalmış işleri var. Tamamlamam lazım. Aydın Bey, şirketin tek avukatı siz değilsiniz. Merak etmeyin, tamamlarlar. Sizin yapmanız gereken tek şey istifa dilekçenizi yazmak. Aydın Bey, nasıl olsa azledileceksiniz. Hiç olmazsa başınız dik çıkın şu kapıdan. Bu şansı da size veriyorum. Daha ne istiyorsunuz? Niyetinizin ne olduğunu çok iyi biliyorum Belkıs'ın. Öyle mi? Bravo size. Ne bu şirkette istediğinizi yapmanıza, ne de Nejat'ı saf dışı bırakıp hakkını yemenize izin verir. Çıkın dışarı. Biraz adil olun. Nejat'ın bütün her şeyde hakkı Çıkın var. Çıkın dedim. Güvenliği çağırmak zorunda bırakmayın beni. Bu iş burada bitmeyecek Belkıs Hanım. Günaydın. Günaydın. Cep telefonumu gördün mü? Yok, görmedim. Şu ev telefonunu versene bana. Buyurun. Çalıyor. Duymuyorum. Evde yok mu acaba? Yukarıda da değil. Merhaba. Arabada düşürmüşüm değil mi? Ben ayakkabının tekini bırakırsın diye düşünmüştüm Cinderella ama sen telefonunu bırakmışsın. Utanç içindeyim. Akşam çok saçmaladım. Ben çok sarhoştum, hatırlamıyorum. Lütfen daha çok utandırma. Tamam tamam. Ne yapayım, telefonu yollayayım mı birisiyle? Yok, ben aldırırım. Tamam, nasıl istersen. Bir saat sonra falan şirkette olacağım, oradan aldırabilirsin. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Sana da. Anneciğim. Şşş, uyandırma. Sancısı var, acı çekiyor. Öyle olsa böyle uyuyabilir mi? Hadi sen biraz dışarı çık, hava al, kendine gel. Hadi gel bahçeye çıkalım. Nejat, merhaba, ben Aydın. Nasılsınız Aydın Bey? Belkıs Hanım beni kovdu. Ya? İşten el çektirdi. Öyle mi? Bunu senin tarafındayım diye yaptım. Senin hakkını rahat rahat gasp edebilsin diye. Size de söyledim. Babamdan kalan hiçbir şey istemiyorum. Daha neyin kavgasını yapıyor ki hala? Her şey onun olsun. İstemiyorum her şeyi. Ne benle ne de başkasıyla uğraşmasın. Babanın mirası senin kanuni hakkın ama sen böyle yaparsan bir yolunu bulup her şeyin üzerine konacak. Vazgeçme, hakkını savun. Babamın tek kuruşunu bile istemiyorum, söyledim. Lütfen artık kapansın bu konu. Ne babamla ne de bu kadınla bir bağım kalmasın. Sen vazgeçsen bile ben vazgeçmeyeceğim. Babanın sözlü vasiyeti var bana. Yerine getireceğim. Sen bıraksan bile ben bu işin peşini bırakmayacağım. Kusura bakmayın. Şimdi bu konuyu konuşmak istemiyorum.
Daha önemli sorunlarım var. İyi günler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Durumu nasıl? Yoğun bakımdan yeni çıktı. Namık? Geçmiş olsun yani, çok üzüldüm. Sağ ol. Bu annen için. Çok zarifsin. Teşekkür ederiz. Gece Eda söyledi. Kusura bakmayın, hemen gelemedim. Rica ederim. Korkunç bir olay. Yapanlar yakalandı mı? Hala haber bekliyoruz. Polis arıyor. Hay Allah ya. Evi soymak için girmişler. Annem de sesleri duymuş herhalde. Karşılaşmışlar. Söyle. Nasıl gideceksin? Erteleyeceğim galiba. Aslında bu hafta gitmem lazım ama bakalım, bilmiyorum, teyzemin durumuna bağlı. Eğer gitmen gerekiyorsa git. Ben buradayım nasıl olsa. İlgilenirim, hiç merak etme. Gerçekten teyzeni de Züleli de yalnız bırakma. Rahat rahat git, gözün arkada kalmasın. Dur bakalım ya. Belki gitmeden de halledebilirim. Şu kafamı bir toplayayım da önce. Usta, gözünü seveyim, sağlam olsun. En kalitelisini takıyorum. Ama çoklu kilit olmuş olsaydı daha sağlam olur. O da bu kapıya uymaz. Bence çelik kapı taktırın. Evin görünüşünü bozmayacak şekilde. Aslında alarm taktırmak lazım. Şöyle güvenlik kamerası da koydurun. Bahçeye bir iki tane filan. Bu adamlar bir dadandı mı? Daha bırakmazlar sizin peşiniz. Bakalım Feride Hanım iyileşsin. Hesap kitap yapalım, oturup konuşuruz. Uyarsa yaptıralım. Hem caydırıcı olur. Tabii ya. Renklerini geceye ödünç vermiş çiçekler, rüzgarda dans ederken yapraklar, usul usul. Sessiz gecelerin bir şarkısı vardır ya hani, dinleyen duyar ancak, söyleyen bilir ancak. Bir de samanyolu, tek şahidim. Kollarında bir an yanıp sönerken ateş böceği gibi, bir küçük dokunuştu dudaklarıma dudaklarım. Bir hediye gibi, nefesim kadar yakındım, nefesim kadar benim. Bir sana erişemez elde, bir sen uzaksın, bir de samanyolu şahidim. Firar ettim senden, benden. Yanımda o küçücük hediye. Gurbetsin artık, bitmeye. Meçhullere yolcu ettim kendimi. Mahkum ettim uzaklara. Dört yanı dalga, dört yanı deniz hücremin. Gözü üzerimde hep şahidim. Hüzünlü bir ırmak akıyor gökyüzünde her gece. Gözlerin gibi bu saman. Başka bir gerçekle alt üst oldu her şey. Yıllarca saklanan sırrı öğrendim. Melek.
Ne yapıyorsun sen? Hiç. Ortalığı topluyordum. Annen aradı. Feride Hanım'a çamaşırla pijama gerekiyormuş. Bir çanta hazırla da götüreyim. Tamam. Bir şeye ihtiyacınız olursa haberim olsun Necdet. Yok sağ ol. Ben uğrarım yine. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Ararım, haberleşiriz. Geliyorum ben de. Yok yok lütfen, hiç gerek yok. Peki. Hoşça kal. Güle güle. Aferin bak. İşin arasında kalktı geldi. Arkadaşım o benim. Annem uyanmıştır. Uyanın. Rüya görüyor. Götürme onu. Hüset. Feride Hanım uyanın. Ne oldu? Rüya gördüm. Sayıklıyordum Züleli alma Hüset diye. Kabus görmüş belli. Canım benim. Niye alsın Hüset beni? Bak uyandın. Buradayım ben. Merak etme. Gitmiyorum bir yere. Hep yanındayım. Merak etme. Hadi siz gidin artık. Durmayın. Bana Namık Andacı'nın numarasını bulun. Patron içe müsait mi acaba? Gel. Yeni yerine yakışmışsın. Öyle mi? Otur. İlk günün nasıl geçiyor? Verimli. Sevgili Fahriciğimin göz bebeği avukat Aydın Bey'i kovdum bile. Bu ne sürat? Bir an önce onun işlerini devralman gerekiyor. Şimdi senin devrin başlıyor. Büyük bir zevkle yapacağım. Merak etme. Tapu dairesine gidebildin mi? Adamımı gönderdim. Araştırıyor. Böyle bir iş için adamını nasıl gönderirsin ha? Bu tedbirsizliği yaptığına inanamıyorum. En güvenilir adamımı gönderdim. Bu konuda kimseye güvenmek yok. Sen bizzat gideceksin. Tamam. Sinirlenme. Sorun yok. Gel. Belkıs'ın. Namık Andacı'nın telefon numarasını istemiştiniz. Teşekkür ederim. Namık Andacı'nın telefon numarasını. Babası da taziyede bulunmuş. Oğlu da hem cenazeye hem de eve geldi. Bir teşekkür etmek istedim. Numarayı kaydedeyim sonra ararım. Hoş geldiniz efendim. Ha bir dakika. Günaydın Namık Bey. Alo. Merhaba Namık Bey, ben Belkıs Ekinci. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben dün gece Nikit'i yalnız bırakmadığınız için teşekkür etmek istedim. Rica ederim. İçkiye alışık değil, kötü olmuş. İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. O kadar da kötü değildi canım, abartmayın. Nükhet'in sizin gibi güvenilir arkadaşlar olması, annesi olarak beni çok mutlu etti. Tekrar teşekkür ederim.
Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sen niye geldin? Buradan geçiyordum. Bir de dün gece için teşekkür etmek istedim. Şimdi annen aradı. Annem mi aradı? O da teşekkür etti. Dün gece çok ayak bağı oldum sana. Özür dilerim. Bir de... Neyse, çok utanıyorum. Tamam canım, artık bundan bahsetme. Bitti gitti. Merak etme. Abine bahsetme. Öyle bir derdim yok. Hani ben sana mahcup oldum diye üzüldüm. Üzülme. Telefonun hiç çalmadı. Ah, sağ ol. Kusura bakma, benim bir toplantım var. Tabii tabii. Zaten benim de işim var. Gitmem lazım. Hastaneye mi? Feride Hanım'dan haberin yok mu? Ne olmuş Feride Hanım'a? Dün gece evlerine giren hırsızın saldırısına uğramış. Aa. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. Necatlar perişan. Yanlarından geliyorum. Hay Allah, bilmiyordum ya. Bir de bu kadar işinin arasında hastaneye mi koştun? Necat benim arkadaşım. Sadece abim için mi gittin? Ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Neyse. Görüşürüz. Sağ ol. Küplere biner. Çocuklar, evde bir sürü yemeğimiz var. Yemeyin şu kuru şeyleri. Zülen'in iştahını ancak böyle açtık. Ne yapalım? En güzel pizzayı nerede yedin? İtalya. Ya. Peki, en ilginç yemekleri nerede yedin? Her yerin değişik mutfağı var. Farklı farklı tatları. Ne bileyim, bir sürü şey yedim. Hangisini anlatayım? Dünyayı tanımak çok güzel bir şey. Öyle. Değişik kültürler görüyorsun. İlginç insanlarla karşılaşıyorsun. Düşünsene, hiç tanımadığın bir insana dostluk kuruyorsun. Çeşit çeşit sevgililerin oluyor. Değişik ülkelerde değişik kadınlar girmiştir hayatına, değil mi? Affedersin, ben de melek gibi sıkıştırıyorum seni. Aa, beni de karıştırıyorsun. Bu evin meraklısı sensin, ondan. Eda ile görüşüyor muydunuz yurt dışında? Evin meraklısı kimmiş? Aklıma geldi diye sordum. Ara ara. Öyle. Akşam da gitmedi. Bozulmuştur. Böyle bir durumda bozulacaksa yuh yani. Ben bir Halil abiye bakayım. Ne yapıyor? Kaldı bunlar. Doydum. Afiyet olsun. Ya niye öyle söylüyorsun? Gerçekten ben merak ediyorum sanacak. Etmiyor musun? Sen de ediyorsun. Tam kapalı kutu ama, değil mi? Halbuki bize anlatmayacak da kime anlatacak? En yakınlarıyız. Öyle. Hangi birini anlatacağını bilemiyordur belki de. Bir anlatmaya başlarsa arkası gelmeyecek. Ondan korkuyordur. Ben babamlara çay götüreyim. Eyvallah, sağ olasın. Yardım ister misin? Hayallerini bulaştırma. Hallederim ben. Bu da eskidi artık. Tamir tutmuyor. Bizim gibi. Zaman ne çabuk geçiyor, değil mi? Ya, ne demez. Sen de buraya geldin de çocuk. Bak, koca adam oldun. Sen kaç yaşında geldin buraya? 34. Elset'le burada tanışıp evlendiniz yani. Feride Hanım sayesinde. Çöpümüz o çattı. Anlatsana şu hikayeyi, bilmiyorum. Boş ver, yıllar olmuş. Anlat anlat, merak ettim. Feride Hanım eşe dostu haber sağlamış. Güvenilir bir kahya arıyorum diye. Ben de çıktım geldim. Geldim, işe başladım.
Esat o zamanlar Zülal'in bakıcısı. Hoşlandım ben. Onlar Esat'i çok seviyorlar. Çok da güveniyorlar. Esat Zülal'in doğumundan önce mi buradaymış sonra? Onlar daha eskiden beri beraberler. Hani Feride Hanımlar Ayvalık'ta yaşamışlar ya bir süre. O zaman da yanlarındaymış. Yani Zülal doğduktan sonra geldiler buraya. Ta o zamanlardan Esat yanında. Ne oldu şimdi? Niye eskilere gittiniz o kadar? Annenle babanın hikayesini dinliyordum. Çay yaptım. Yine sallama yapmış. Tembel. Ben alışığım. Sonra? İşte sonra Feride Hanım bir sürede beni ölçtü, biçti, tarttı. Uygun buldu. Esat de razı etti. Evlendik. Sonra da bu güzeller güzeli doğdu. Bizim biriciğimiz. Şükürler olsun bugüne geldik. Ben hala bu sohbetin niye başladığını anlamadım. Necat merak ediyor. Ben de anlattım. Sen niye geçmişe merak sardın birden? Hiç. Öylesine. Belki kendi çocukluğuma dair bir şeyler bulurum diye. Neyse benim maillerime bakmam lazım. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Hemen karara vardığımız iyi oldu. İtiraz edeceksin diye gerilmiştim. Sağlam bir anlaşmaya niye itiraz edeyim? Kıskançlığından. Ben hazırladım ya. Kendini bu kadar önemseme ablacığım. Necat'ın kardeşi niye gelmiş? Gece eve bıraktım. Cep telefonunu arabada düşürmüş. Onu almaya gelmiş. Çok işti akşam. Necat kardeşine çok ilgisiz ama. Sanki Nüket değil de Zülal onun kardeşi. Necat Zülal'le birlikte büyüdü. Hiç hoşlanmadım ben o Zülal'den. Neden? Belli bir nedeni yok. Şımarık biraz. İtici. Güzel kız. Konuştun mu hiç Feride Hanım'la? Nasılmış? Toplantıdan önce hastaneye uğradım. İyiye gidiyormuş. Yazık. Necat cenazeye geldi bir de bu çıktı. Ne düşünüyorsun sen? Burada yeni bir başlangıç yapacakmış. Yardım edecek misin? İsterse ederim tabii. Neden sordun? Hiç. Arkadaşın o senin. Destek olman lazım diye düşündüm. Hadi yemek yiyelim. Ben acıktım. Yatıyorum ben. Çok feci uykum var. Telefonun çalıyor. Duyuyorum. Konuşmak istemiyorsan neden tamamen kapatmıyorsun?
Çünkü böylesi karşı taraf için daha sinir bozucu oluyor. Erkek arkadaşım mı diye sormama gerek yok herhalde. Aranız iyi diye biliyordum. Artık değil. Ben yanlış yapanı affetmem. Giderek annene benziyorsun. Sen annemi ne kadar tanıyorsun ki? Senin kadar tanıyamam. Ama benziyorsun işte. İki kez takla attı. Ve oralarda bir yerde ikimizden biri dengesini kaybetti. Sessize al bari. Zil sesini duymazsam karşı tarafın kıvrandığını nasıl hayal edebilirim? Sakin olma ya. Ben sakinim. Neden? Benim hatam değil. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Sabah bıraktığından beri böyle sürmüyorsun inşallah. Toparlandım, merak etme. İşte ilk günün nasıl geçti? İyi. Değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yemeğe kadar çalışalım mı? Bir şey mi oldu? Ne konuşuyordun Nükhet'le? Erkek arkadaşına eziyet ediyordu, ona gülüyorduk. Çok samimi olma onunla. Açık verme kesinlikle. Necat'ı iyi tanımıyor. Bu yüzden de gereğinden fazla önemsiyor onu. Haklarını ona kaptıracak kadar da saf. Her şeyi berbat etmesini istemem. Merak etme. Onunla bu konulara hiç girmem. İyi edersin. Şimdi yüzünü güldürecek bir şey göstereceğim sana. Ne bu? İnanmıyorum. Biraz uğraştım ama hallettim sonunda. Emeğinin karşılığını fazlasıyla alacaksın, merak etme. Ama gücünüzü toplamanız lazım. Hadi bir kaşık daha. Peki. Buna da şükür. Şunu şöyle çekeyim de siz rahat yaslanın yine. Bırak sen. İyiyim ben. İyiyim. Siz de perişan oldunuz buralarda. O nasıl söz teyze? Çıkalım gidelim evimize. Daha rahat ederiz hepimiz. Ev bakımı, hastane bakımı gibi olur mu? Hem siz bizi düşüneceğinize kendinizi düşünün biraz. Ama doktor iyisin dedi. O izin verirse çıkarız ancak. Ben sorumluluğu alıyorum diye imza veririm. Ne olacak? Ya bir komplikasyon falan olursa? Allah korusun. Sabah olsun da ben doktorla konuşayım. Bakalım. Hastamıza enjeksiyon yapacağız. İzin verir misiniz? Tabii. Kendini bıraktı, bizi düşünüyor. Böyle bir kadın işte. Anne gibi bakıyorsun ona. Feride Hanım benim değerlim. Çok yakınsınız birbirinize. Küçükken senin teyzeme annemden daha yakın olduğunu düşünürdüm hep. Öyle mi? Hep çok yakın oldunuz. Arkadaş gibi, sırdaş gibi. Lütfen, her şeyi bilmek istiyorum. Saate kadar yalnız kaldı hastanede. Neden vaktinde uyandırmadınız ki beni? Biraz dinlen istedik. Denam ettik. Hem yalnız değil ki hastanede. Annem var yanında, Necat var. Hı, onun da alacağı olsun.
Akşam getireceğim diye söz verdi de çıkardı beni hastaneden. Sonra yalnız gitti. Gittiğini ben de duymadım valla. Soracağım ben ona. Annenin yanında yapma da bunu. Zaten seni uyandırmadığımız için bize kızmaz. Aksine memnun olur. Evsiz söz vermişti ama anlaşmaya uymayacağı içime dolmuştu sanki. Hep diken üstündeydim. Ya kapıya gelirse diye. Dayanamıyordum. Bebeğe bir kokusu gitmiyordu burnumdan. Yüzü, küçücük elleri. Çok özlüyordum. O günlerde yaşadıklarım. Bebeğimden ayrılırken çektiğimin yanında hiç kalıyordu. Onsuz olamayacağımı anladım. Kalktım. Tekrar Ayvalık'a gittim. Enişten her ihtimale karşı adresi değiştirelim demişti. Elset arayıp bulmuş. Deli gibi aradım hem de. Sonunda buldum. Ayaklarına kapandım, yalvardım. Sözümü tutamıyorum, yapamıyorum. Anlamıyorsunuz, ölüyorum ben. Canımdan bir parça değil, canım o benim. Elim bomboş kaldı. İçim bomboş. Neyle dolduracağım ben onun yerini? Bu acıyla yaşayamam, yapamam. Onun kokusunu duymadan. Tenine dokunmadan. Ay, annem. Güldüğünü, büyüdüğünü görmeden. Okula gittiğini, yürüdüğünü görmeden. Hastalandığında elini tutmadan yapamam. Siz yaşayacaksınız bunların hepsini. Evlat sahibi olmanın bütün hazmı. Siz tadacaksınız. Onunla mutlu olacaksınız, övüneceksiniz. Ama ben... Ben ömür boyu bu acıyı yaşayacağım. Özleyeceğim onu. Pişmanlığım o kadar büyüktü ki. Kendime o kadar öfkeliydim ki. Aklımdan eğer bebeğimi geri alamazsam... ...her türlü çılgınlığı yapabilirim diye geçiriyordum. Ben zülalsiz yaşayamazdım. Bizim yüreğimiz de el vermedi tabii. Ezret'in bütün acısını içimizde hissediyorduk. Sonunda çözümü kocam buldu yine. Ezret'e Zülal'in bakıcısı olarak yanımızda yaşamasını önerdi. İşte o zaman tekrar nefes almaya başladım. Çocuğumla aynı kalmamak için her şeyi yapardım. O günden beri birlikteyiz işte. Ezret... Belki sözü tutamadı ama bunun bir sır olarak kalmasına dair verdiği yeminini hiç bozmadı. İlk ben bozdum. Sana söyleyerek. Halil abi de bilmiyor. Hayır. Melek ve Zülal kardeşler. Bu sırrın ortaya çıkması bir tek Zülal'i etkilemeyecek. Gizli kalması için çok bedenimiz var. Kalkmış, oturmuş bile. Yastığınızı düzelteyim ben.
İyidir Evset, sağ ol canım. Sırtın ağrıyacak ama. İyiyim yavrum, bu kadar üstüme düşmeyin, iyi. Taze sıkılmış meyve suyunuz geldi. Oo, siz böyle yaparsanız. Hiç kalkmam bak söyleyeyim. Bir an önce kalk diye yapıyoruz anneciğim. Üşümüyorsunuz değil mi? Yok, sıcak bile. Kalorifer çok mu yanıyor ne? Halil ayarını yükseltmişti. Söyleyeyim de kızsın biraz. Melek, nerede kızın baban? Bahçede. Feride Hanım'ın vazosu boş olur mu dedi. Çiçek toplamaya gitti. Gidiyor musun? Anca, uçuşa 2 saat kala havalanda olmam lazım. Necat çok kalma bak, hastayım tamam mı oğlum? 1-2 güne kalmaz bütün işlerimi halledip döneceğim. Merak etme, söz. İnşallah. Canım oğlum. Korkuyorum ben. Önce işim uzun sürdü dersin, ondan sonra hala sürüyor falan. Boşuna bekler dururuz seni burada. Hayır hayır, bana söz verdi. Erkenden dönecek değil mi? Ben bırakayım havaalanında seni. Olur. Ben de geleyim. Ben sonra okula gideceğim oğlum. Çıktı. Çıktı. Buyurun yukarıda dinleniyor. Merhaba. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Buyurun oturun. Oturmayacağım. Ziyaretimin asıl amacı size bir durumu bildirmek. Yolculuk mu var? Evet, İngiltere'ye gidiyorum. Birkaç güne kalmaz döneceğim. Tam zamanında geldim öyleyse. Hazır seni de yakalamışken